Yalı Çapkın 37. bölümde sezon finali yaparak 3 ay ekranlardan uzak kalacak. Ancak sezon bölümüne son 3 bölüm kalmışken Yalı'daki olaylar giderek daha da karmaşıklaşıyor. Biliyorsunuz ki en son Kazım Ağa'nın Seyran'ı Yalı'dan almaya gelmesiyle beraber Ferit ve Seyran tekrardan ayrı düştüler ve Seyran'ı 35. bölümde Antep'e doğru yolcu edilirken göreceğiz. Peki 35. bölümde tam olarak neler olacak? Ferit de Antep'e gidecek mi? Gelin hep birlikte incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde lütfen videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle yeni çıkan fragmanda da görüldüğü üzere Kazım Ağa Seyran'ı Yalı'dan neredeyse zorla çıkarıyor. Ve Seyran burada Kazım Ağa'ya oldukça fazla direniyor. Ancak kamera arkasından gelen bazı görüntülerde Kazım ve Seyran'ın Yalı'dan çıktıktan sonra bir süre yürüdüklerini bizlere gösteriyor. Yani Kazım Seyran'ı Yalı'dan zorla çıkararak deniz kenarına doğru götürüyor. Ve Kazım burada muhtemelen Seyran'a gece Yalı'da ne yaptığını ve Ferit'le birlikte olup olmadığını soruyor. Hatta deniz kenarında olmaları Seyran'ın denize atmakla tehdit ettiğini de bizlere aslında çok net göstermiş oluyor. Peki Kazım Seyran'ın Ferit'le birlikte olmadığını nereden biliyordu? Önceki bölümlerde hatırlarsanız Kazım Seyran'ı zorla Tarık'la evlendirmeye çalıştığı zaman Seyran Kazım'a evlenmek istemediğini ve Kazım'ın zoruyla bile olsa kimsenin kendisine istemediği takdirde zorla dokunamayacağını açık bir şekilde söylemişti. Ve bunun üzerine Kazım Seyran'ın Ferit'le birlikte olmadığından şüphelenerek bu durumu Hattuç'a anlatmıştı. Yani Kazım bu yüzden aslında Seyran'ın daha önce Ferit'le birlikte olmadığını biliyordu. Ancak bu bölümde Kazım Seyran'ı her ne kadar bu yüzden sorgulayacak olsa da Seyran Kazım'a gerçeği söylemeyecek. Tabii bu sahne paylaşıldıktan sonra birçok kişi tepki gösterdiği için yeni bölümde yayınlanmama ihtimali de var. Ancak kamera arkasında bu sahnenin çekilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Peki Ferit Seyran'la birlikte Antep'e gidecek mi? Öncelikle Kazım Seyran'ın evden kaçmasından sonra onu eve kapatarak bir daha böyle bir şey yapmaması için çabalayacaktır. Ancak yine kamera arkasından gelen bazı görüntülerde Ferit'in havalimanında sahnelerinin olduğu gözüküyor. Yani Kazım her ne kadar Seyran'ı kitlemiş olsa da Seyran muhtemelen yine de bir şekilde Ferit'e ulaşmayı başararak birlikte kaçma planı kuruyorlar. Fakat Seyran sonradan bu plandan büyük ihtimalle vazgeçiyor. Çünkü kamera arkasında Ferit'in bir mektup okuduğu görülüyor. Yani Seyran Ferit'e bu mektubu gönderip kendisiyle birlikte kaçamayacağını söyleyerek oradan ayrılıyor. Seyran'ın Ferit'le birlikte kaçmamasının sebebi de büyük ihtimalle Orhan olacak gibi gözüküyor. Fragmanda Orhan'ın Ferit'e oğlumu kaybetmişken babamı da senin yüzünden kaybedemem dediğini görüyoruz. Aynı zamanda kamera arkasında havalimanında Orhan'ın da bulunduğunu gösteren bazı fotoğraflar bulunmakta. Yani Orhan Ferit'in kaçacağını öğrendikten sonra muhtemelen havalimanında Seyran'la karşılaşıyor. Ve bu plandan vazgeçmeleri için Seyran'ı ikna ediyor. Tabii ki Kazım'ın asıl planı Seyran'ı Antep'e göndermek olduğu için Ferit bunu sonradan öğrenerek mutlaka Seyran'ın peşinden gidecektir. Peki Tarık Seyran'ı öldürecek mi? Biliyorsunuz ki fragmanda Tarık'ın olayları öğrendiğini gördük. Hatta bu yüzden Kazım Ağa'ya silah vererek Seyran'ı öldürmesini istiyor. Ancak Kazım her ne olursa olsun kızlarını bu şekilde harcayacak biri gibi gözükmüyor. Hatta giderek İhsan'la ailesinin ne kadar tehlikeli bir aile olduğunun da farkına varmaya başlıyor. Muhtemelen Seyran'ı Antep'e göndermesinin sebeplerinden biri de Seyran'ı Tarık'tan korumak. Çünkü Tarık şu an Seyran'la evli olmamasına rağmen Seyran'ın kendisine ihanet ettiğini düşünüyor ve bu yüzden daha şimdiden gözünü hırs bürümüş durumda. Kazım da bu olanlara engel olmak için Seyran'la Hattuç'u Antep'e göndererek ailesini İhsan'la ailesinden korunmayı planlıyor gibi gözüküyor. Evet dostlar, sizler de yeni bölümde olacaklar hakkında kendi düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Son olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.